22. dert. Secde-i telavatın okuymasının yolu. Secde-i telavatını okuyacak olursanız namaz yani taharetli ve kıbla bakıp okuymalıdır. Kıbla bakıp ellerinizi açıp ve sallap durun. Şu duanı okuyun. Nevaytu en esjuda secdedet tilaveti mutevecihen ila cehetil kıble halisan lillahi teala Allahu ekber. Ustadların fetva verişine göre karı adamlar ya da bisevat adamlar Türkmen diline de niyet edip bilirler. Niyet şudur. Niyet etken secde telavet etmekliğini baktın Kabe Allah için Allahu Ekber demeli. Allahu Ekber diyenizden sonra bir mertebe secdeye gitmeli ve secdede de üç mertebe Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Subhana Rabbiyal A'la Allahu Ekber deyip oturmalı. Secde edenden sonra oturup elinizi kaldırıp şu duanı etmeli. Secedtu lirrahman ve amantu birrahman fagfir li zunubi ya rahman semi'na ve ata'na gufranaka rabbena ve ileykel masir birahmetike ya erhamer rahimin. Eğer de bu duanı bilmeseniz bilyen duanı okuyup bilirsiniz. Ama bu duaları Arapça okuysanız sevabı kendir. Kur'an muğrutta yadavari. Birinci, teresi ve kusulsu Kur'an-ı Kerim'e el vurma. İkinci, her kim Kur'an okuyup durka, devreğine bağlığı adam olsa, secde-i telavetin ayetini yuvaş ya da içinden okuymalıdır. Çünkü eğer ol bağlığı adam eşse, secde-i telavet vacip oluyor. Üçüncü, her bağlığı adam secde-i telavet ayetini okuysa, ya da eşse, şuna secde vacip oluyor. Eğer okuymasa, günahkardır. Dördüncü, eğer bir karinin sesini radyodan veya televizyondan bunu yani pakşı zinde okuyup duran bolsa ve secde-i telavet ayetini okuysa eşten adama secde vacip oluyor. Kur'an'da 14 sefer secde-i telavet geliptir.